Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar bugün de sonunda e, beklenen CTP videosunu yapıyorum siz de arkadaşlar bu sayede güncel listeyi e, buradan öğrenebilirsiniz yani bana göre en azından deneyip test ettiğim karakterlere göre ben bir sıralama yaptım e, belli CTP'ler için her CTP için 10 karakter sıralayacağım. E, tabii ki bu demek olmuyor ki bu ctp bu 10 karakter dışında başka bir karaktere takamazsınız falan ama ben size en iyi 10 seçeneğinizi söyleyeceğim Siz de arkadaşlar buna göre tak, e, işte Takmak istediğiniz karakterleri belirlersiniz Arkadaşlar ilk olarak yargı ctp ile başlayacağım yargı ctp için Takabileceğiniz en iyi karakter şu anlık bana göre e, Süper dev arkadaşlar birinci sıramda süper dev var Super Dev'in arkadaşlar hasarını bilen biliyordur ve ben e, bir sıralama yapmıştım. Bir e, potansiyel karakter sıralamasında bahsetmiştim bu karakterden. İnanılmaz bir hasar var arkadaşlar. E, bu karakter ücretsiz bir karakter olduğu için de hani kasa da bilirsiniz. Hani e, bunun için ayrıyetten bir para yatırıp da işte karakteri açıp o şekilde kasmanıza gerek yok. Sadece bu karakterin kötü yanı kota, e, doğal kategori 2 bir karakter olması. O nedenle biraz zor kasılıyor ama arkadaşlar kesinlikle kastınıza değiyor. Elinizde de bu kostümü varsa bu karakter için yargı CTP en uygun seçenek olacak. Hatta yargı CTP dışında ben bit CTP de tercih etmenizi tavsiye etmiyorum. Birinci sıradan buna takabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar biraz hızlı ilerleyeceğim çünkü 8 CTP için onar onar karakter sıralayacağım. Bu yüzden çok uzun tutmak istemiyorum. Biraz hızlı geçeceğim. Arkadaşlar ikinci sıramızda Human Torch var yargı için. Arkadaşlar Human Torch'u da bilen biliyordur. Gene ee, hikaye görevinde olsun. En hızlı karakter işte e, AVX'te gene çokça defa işinize yarıyor. Gene ee, baş düşmanlarda falan çokça ihtiyaç, ihtiyaç duyulan bir karakter. Ee, yargı CTP ile de arkadaşlar inanılmaz işler yapıyor. Kesinlikle bu karakter için Yargı tipi tercih etmelisiniz. İkinci sıradan bu karakteri takabilirsiniz. Üçüncü sıramız arkadaşlar Rock karakteri var. Rock karakteri de gene pek çok yerde etkili işte gerek ee, takım Savaşı, Vibraim Lig'de olsun gerek işte baş düşman modlarında olsun özellikle Mephisto'ya karşı gayet etkili bir karakter. Benim de günlük turlarımda kullandığım bir karakter. Bu karakterde arkadaşlar Yargı CTP'yi 3. sıradan tercih edebilirsiniz. 4. sıramıza gelecek olursak arkadaşlar 4. sıramızda Mephisto var. Mephisto karakterini PvE yönünde geliştirmek isterseniz Yargı CTP tercih edebilirsiniz. Ben PvP yönünde geliştirmeyi tercih ettiğim için Yargı CTP düşünmüyorum açıkçası. Ancak dediğim gibi PvE yönünde geliştirmek isteyen arkadaşlar olursa bu karakter için yargı CTP tercih edebilirler. Gayet uygun bir karakter olur. Beşinci sıramız arkadaşlar. Captain, Emer <laughs> Captain America var. Ee, arkadaşlar bu karakter için de en iyi seçeneğin yargı olduğunu söyleyebilirim. Bu karaktere e, farklı CTP'lerle tercih edebilirsiniz. Ee, i̇şte hani e, iyi bir şekilde kullanırım diyenler oluyorsa enerji CTP ya da işte onun dışında öfke CTP falan da tercih edilebilir ama benim... Asıl önerim bu karakter için Yargı CTP. Bu karakter son kostümüyle beraber çok iyi oldu. Ee, kesinlikle Yargı CTP takıp değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar 6. sıramızda Hayalet Sürücü var. Hayalet Sürücü'de şöyle bir olay var. Bu karakteri öfke de tercih edebilirsiniz. Ben açıkçası şunu öneriyorum. Bana soracak olursanız. Arkadaşlar eğer hesabınızda ek delme hasar artışı varsa kartlarınızdan belli bir miktar işte %2 en kötü yani gene %2 %4 gibi bir delmeniz varsa Kesinlikle yargı tipi tercih edin. Ama delmeniz yoksa arkadaşlar öfke bir tık daha iyi bir seçim olabilir. Aynı zamanda ABX'de de biraz daha işinize yarar. Onun dışında yargı CTP'yi bu karakter için öneriyorum diyebilirim. Arkadaşlar 7. sıramızda Scarlet Witch karakteri var. Scarlet Witch karakteri gene e, Tina bu karakterin yerini aldı açıkçası ABX'de. Ancak yine de arkadaşlar gayet etkili bir karakter. Hasarı güzel olan bir karakter. Ee, bu karakteri işte baş düşmanlarda falan yine kullanmak için e, yargı CTP tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda ABX'de de zaten Tina'dan sonra en iyi karakter diyebilirim kendi gününde evrensel e, kahraman ve kadın günü yanılmıyorsam ya da evrensel kadın günü olabilir e, tam hatırlamıyorum o kısmı ama kendi günü var. E, hani Tina'yı kullanmak istemeyenler olabilir, o kadar kristal harcamak istemeyenler olabilir. O yüzden bu karakteri yargı takıp gayet etkili bir şekilde kullanabilirler. Aynı zamanda öfke C tipi de tercih edilebilir. Arkadaşlar 8. sıramızda Wolverine karakteri var. Wolverine karakteri PvP'de de çok etkili bir karakter olduğu için ben otorite C tipi tercih ettim. Ancak siz eğer PvE'de kullanmak isterseniz ABX'de kendi günü var. Ee, yani orada Captain America ile falan yarışıyorlar. Venom da var aynı zamanda ama. Ee, açıkçası bu karakter PvP'de de çok etkili bir karakter olduğu için hatta en iyilerinden biri olduğu için ben bunu PvP yönünde kasmanızı tavsiye ederim. Ama yok PvE yönünde kasacağım derseniz ben PvP sevmiyorum falan derseniz bu karakteri yargı tipi tercih edebilirsiniz. Gayet uygun bir seçim olacak. Arkadaşlar 9. sıramızda Luna karakteri var. Ben Luna'ya kesinlikle öfke C tipi öneriyorum. Ancak arkadaşlar Luna'ya yargı C tipi de çok iyi gidiyor. Hani eğer özellikle baş düşmanlarda falan daha çok kullanıyorsanız bu karakteri Yargı CTP takmanızı tavsiye ederim. Ancak ABX'de daha çok kullanmak isterseniz de Öfke CTP'yi tercih edebilirsiniz bu karakter için. Arkadaşlar 10. ve son sıramızda Profesör X karakteri var. Profesör X karakteri e, tehlike odasından açılan bir karakter. E, yani pek kolay elde etmesi, elde etmesi çok kolay olan bir karakter değil. Ama arkadaşlar elde ederseniz elinizde bulunursa olursa yani elinize geçerse bu karakter bu karakteri kasıp yargı ctp takabilirsiniz. Muhtemelen en iyi seçeneğinizde yargı olacak. Yargıyla gayet iyi diyebilirim. Hani çok üst düzey olmasa da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu fazla çıktım. Tekrar giriyorum. Evet arkadaşlar gelelim aç gözlük CTP'ye. Aç gözlük CTP, CTP için de şöyle konuşacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben şeyden bahsetmiştim. Hani geliştirilmiş CTP için ayrı videodan falan bahsetmiştim ama onu o şekilde yapmayı pek istemedim açıkçası. E, hepsini bir vermek istedim. O yüzden burada e, geliştirilmiş seçeneklerden de bahsedeceğim. Yani e, liste biraz karma olacak ama e, yani size bahsettiğim zaman size zaten ona göre çıkarım yaparsınız bence. Şimdi arkadaşlar ilk olarak birinci sıramızda Sentry karakteri var. Arkadaşlar Sentry karakteri için kesinlikle normal aç gözlük CTP önermiyorum. Ee, eğer takacaksanız mutlaka geliştirilmiş aç gözlük olmalı. Normal aç gözlük takacaksanız hiç takmayın. Onun yerine rejenerasyon takın daha iyi açıkçası. Arkadaşlar şöyle ki, şimdi o konuya da bir açıklık getireyim. Ee, eğer ki sentri karakterinizde yeterince işte savunmasının yepesin olduğunu düşünüyorsanız, o zaman aç gözlük CTP takarsanız çok daha etkili olur. Hatta arkadaşlar ben de videoda bunu yapacağım. Ee, şöyle hazır çıkarma etkinliği de varken biraz kristalim gidecek ama olsun. Şöyle şunu çıkaracağım. Yerine yüce aç gözlük CTP takıyorum. Şu rejenerasyonu da Evet. Arkadaşlar yüce aç gözlük de şöyle bir olay Şimdi şöyle bir özetleyeyim istiyorum. Hani video biraz uzun olacak ama olsun. Dediğim gibi arkadaşlar eğer yeterince savunmasının falan iyi olduğunu düşünüyorsanız sentrinin. Ee, kesinlikle yüce aç gözlük C tipi en iyi seçeneğiniz olacak. Ee, ancak arkadaşlar yeterince savunması ya da YPS'in yüksek olmadığını düşünüyorsanız rejenerasyonu kesinlikle tavsiye ederim. ben bu, buna sahip olduğumu düşündüğüm için mesela kartlarımı da size göstereyim hemen hızlıca. Şöyle pardon. Ee, %70 gibi bir YPM var arkadaşlar. İşte biraz da savunmam var çok olmasa da. Hani bu nedenle arkadaşlar iyi olduğu iyi olduğunu düşündüğüm için hani bu yönden savunmasının sağlam olduğunu düşündüğüm için Aç gözlük C tipi tercih ediyorum. Aç gözlük C tipi bana daha fazla hasar e, vermeme olanak sağlayacak bu karakter için. E, gördüğünüz gibi uyandırılma seçeneğinde yani geliştirilmiş aç gözlükte pusu seçeneğini özellikle getirmeniz gerekiyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Pusu seçeneği düşmanın hasar, hasar azaltmasını e, %25 kadar ve ek olarak konsantrasyonun %25 kadarı yok sayar. Ki bu da sizin daha fazla hasar vermenizi sağlayacak. Kesinlikle bu yüzden birinci sıradan sent diye tavsiye ediyorum arkadaşlar. Takabilirsiniz. Dönelim gelelim bu arada ben bu Rejen aslında güzel oldu bunu çıkarmam ya ben bu rejenerasyonu güzel bir karakteri takacağım. Neyse gelelim dönelim arkadaşlar ikinci sıramıza gelelim. Dediğim gibi normal aç gözlük sakın takmayın. Arkadaşlar ikinci sıramızda Jean Grey var. Jean Grey karakterine normal aç gözlük de olur. Bende gene geliştirmiş aç gözlük var ama arkadaşlar normal aç gözlük de işinizi görür onu belirteyim. Yani buna geliştirilmiş takmanıza gerek yok. Biraz daha sağlam olmasını istiyorsanız geliştirilmiş de takabilirsiniz ama dediğim gibi normal bir aç gözlük takarsanız da de gayet işinize yarayacak. Size PVP'de güzel bir rahatlık sağlar. Gelelim 3. sıramıza. Arkadaşlar 3. sıramızda Quicksilver karakteri var. Quicksilver karakterinde benim otorite var şu anda PVP'de kullanıyordum. Ancak arkadaşlar benim şahsi fikrim Quicksilver'a aç gözlük biraz daha iyi olabilir. Benim gibi otorite takmanıza gerek yok. Otorite de gayet uygun bir seçim. Hatta rejenerasyon da gayet uygun bir seçim. Ancak arkadaşlar aç açgözlüğü bir tık daha tavsiye ederim. Özellikle geliştirilmiş açgözlükse çok daha iyi olur. Quicksilver için 3. sıradan tercih edebilirsiniz. 4. sıramızda gelecek olursak. 4. sıramızda arkadaşlar korkusuz karakteri var. Yani Daredevil karakteri var. Daredevil karakteri için de ben gene aç gözlük CTP öneriyorum. Özellikle şeyde gönderim görevinde falan da aynı zamanda etkili olmanızı sağlar. Ee, ben PVP'de kullanmayı tercih ettiğim için otorite CTP tercih ettim ama dediğim gibi gönderim görevinde kullanmak istiyorsanız aynı zamanda da PVP yönünden de iyi olmasını istiyorsanız aş gözlük CTP bu karaktere takabilirsiniz. Ee, geliştirilmiş olması tabii ki her zaman daha iyi ama geliştirilmemiş olan da takabilirsiniz. Arkadaşlar 5. sıramıza Ductur Doom var. Ductur Doom için şunu söyleyebilirim. Kesinlikle en iyi seçeneğiniz yüce otorite olacak, geliştirilmiş otorite olacak. Ancak arkadaşlar gene Sentide olduğu gibi eğer ee... YP'nizin yani YP'nizin savunmanızın falan yani genel olarak genel anlamda savunmanızın yeterince iyi olduğunu düşünüyorsanız bu karaktere geliştirilmiş aç gözlükle takabilirsiniz. Ancak arkadaşlar kesinlikle normal aç gözlük bu karaktere takmayın. Geliştirilmiş olması şart ve pusu özelliğini getirmeniz şart. Ee, yani bu şekilde takabilirsiniz. Ama yok hani benim yeterince savunmam falan iyi değil diyorsanız da bu karaktere e, geliştirilmiş otorite takmanız biraz daha iyi olacak. Gelelim 6. sıramıza. Arkadaşlar 6. sıramıza Spider-Man karakteri var. Bu karakteri de gene ben aç gözlük CTP öneriyorum ama ben bunu çıkaracağım şu anda. Şöyle ki e, size bu durumu da şu şekilde açıklayayım. Arkadaşlar bu karakterin eğer kırmızı kostümünü alırsanız bu karaktere özellikle geliştirilmiş aç gözlük çok uygun olacak. Ancak elinizde siyah kostüm varsa ben pek aç gözlüğü tavsiye etmiyorum. Ufak bir fark yaratır mı dikili taştan? Yaratır. E, bunu videosunda atmıştım zaten ama Dediğim gibi bu karaktere bundan ziyade işte enerji falan tarzı bir CTP takılmasını tavsiye ederim. Yani aç gözlük, aç gözlük takacaksanız da geliştirilmiş aç gözlük takım ve PvP'de kullanın arkadaşlar. Ve onun içinde kesinlikle kırmızı kostüm alın. Bunun dışında siyah kostüm aldıysanız aç gözlük CTP tercih etmeyin. Ben de bunu birazdan çıkaracağım, hatta videoda çıkaracağım. Şu anda çıkarmıyorum. Birkaç dakika sonra çıkarırım arkadaşlar. Onun nedenine de geleceğim zaten. Dönelim gelelim 7. sıramıza. 7. sıramıza arkadaşlar yine Silver Surf var. Ben bu karakter için de kesinlikle normal aç gözlük takmanızı tavsiye etmiyorum. Yani e, katıyan takmayın arkadaşlar. Eğer geliştirilmiş aç gözlük e, varsa elinizde öyle bir şey takabilirsiniz. O da arkadaşlar savunması falan e, savunması yps falan yüksekse takın. Bu daha fazla hasar vermenizi sağlayacak ve rakibi daha çabuk öldürmenizi olanak sağlayacak. Ancak dediğim gibi normal aç gözlük tercih etmeyin arkadaşlar. Ee, bu karakter için rejenerasyon e, normal aç gözlükten çok daha iyi bir seçenek. Gelelim arkadaşlar Cersei karakterine. Bu karakter 8. sıramızda yer alıyor. Arkadaşlar bu karakter için de PV'de kullanacaksanız, enerji PVP'de kullanacaksanız otorite ve rejenerasyon gibi CTP'ler de tercih edebilirsiniz. Ancak arkadaşlar gene aç gözlük CTP de fena bir seçim sayılmaz. Geliştirilmiş aç gözlük kesinlikle daha iyi bir seçenek ama normal aç gözlük bir tık iş yapar diyebilirim. Arkadaşlar 9. sıramızda Captain Marvel var. Ee, Captain Marvel'da arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, yıkım C tipi bu karakter için en uygun C tipi diyebilirim. Ancak arkadaşlar bu karakter için aç gözlük C tipi de değerlendirebilirsiniz. Ee, geliştirilmiş aç gözlük kesinlikle gene tavsiye ediyorum. Ancak normal aç gözlük de bu karakterde fena olmuyor diyebilirim. Kullanılabilir. Son sıramızda arkadaşlar Null karakteri var. Ee, Null Null karakterine kesinlikle geliştirilmiş aç gözlük tavsiye ederim. Normal aç gözlük takmanızı pek tavsiye etmem. Ee, geliştirilmiş aç gözlük de PvP'de özellikle iyi işler yapabilirsiniz diyebilirim. Aç gözlük CTP e, sırası da bu şekildeydi. Ee, gelelim arkadaşlar Sezgi CTP sıralamamıza. Arkadaşlar Sezgi sıramızın birinci sırasında Kolosus karakteri var. Ee, Colossus arkadaşlar PvP'de gayet güzel bir destek ve Sezgi CTP'de bir e, destek CTP'si olduğu için Kesinlikle birinci sıradan Colossus için değerlendirebilirsiniz Çünkü bana göre Colossus PvP'deki en iyi destek arkadaşlar Kesinlikle birinci sıradan gözü kapalı bir şekilde bu karakteri takabilirsiniz Bu arada arkadaşlar bahsetmeyi unuttum ben videonun başında ee, O yüzden şimdi bahsedeceğim Arkadaşlar ben bu CTP'ler için ayrı ayrı videolar çektim Her biri için yüklemiştim kanala Orada ben bu CTP'lerin ne işe yaradığını, ne neden oluyor, neden hangi karakteri takıyoruz falan tarzı bütün sorulara cevap vermiştim. Eğer hangi CTP'nin olayı ne falan tarzı bir belli sorularınız varsa bu yönde o videolarıma bakabilirsiniz. O videolarda gerekli bilgi verdim. O yüzden burada sadece sıralama yapıyorum. CTP'leri açıklamakta uğraşmıyorum. Dediğim gibi Sezgi tipi birinci sıradan kolossuz karakterine takabilirsiniz. Arkadaşlar ikinci sıramızda White Fox karakteri var. Arkadaşlar White Fox karakteri de oyundaki en iyi PV desteklerinden biri. Hatta belki de en iyisi diyebilirim. O kadar iyi. E, bu karakteri de Sezgi CTP ikinci sıradan takabilirsiniz. Gayet etkili bir karakter olduğunu söyleyebilirim. E, yani gönderim görevinde gene çok etkili lider lider olarak kullanabiliyorsunuz. Gene desteği çok güzel. E, baş düşmanlarda destek olarak kullanabiliyorsunuz. ABX'de kullanıldığı yerler var. Çok e, etkili bir destek olduğu için e, kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar 3. sıramızda Cyclops karakteri var. Cyclops karakterinin liderliği. Çok güzel bir liderliği var. Tüm takım arkadaşlarına liderlik veriyor. %35 aynı zamanda pasifinde de enerji saldırısında artış veriyor. Yani bu nedenle çok iyi bir lider olduğu için Sezgi CTP bu karakter için en uygun CTP'lerden biri. Bu e, bu karaktere 3. sıradan Sezgi CTP takabilirsiniz. 4. sıramızda arkadaşlar Taskmaster karakteri var. Taskmaster karakteri de gene bir destek karakteri. Ancak arkadaşlar kostümlü olmasına dikkat edin. Kostümsüz desteği pek iyi değil. Kostümünü alırsanız Sezgi CTP gayet uygun olacak. Bu karakter için değerlendirebilirsiniz 4. sırada 5. sıramızda Valkyr karakteri var. Arkadaşlar oyundaki en iyi des, PV desteği sanırım bu. Bana göre en azından. Çünkü arkadaşlar pasifinde tüm takım arkadaşlar hedefin kaçınma oranı 130 kadarınız yoksa eğer süper kötü tarafa verilen e, temel hasar %50 kadar artırır. Süper kötü tarafından alınan temel hasar da 125 kadar azaltır gibi müthiş bir özelliği var. Aynı zamanda gönderim görevinde falan da etkili arkadaşlar. Gene baş düşmanlarda falan e, çokça defa işinize yarıyor. Bu nedenle bu karakteri de 5. sıradan Sezgi tipi takabilirsiniz. Gel gelelim 6. sıramıza. 6. sıramıza arkadaşlar mistik karakteri var. Kristal alın alınan bir karakter yani alması biraz zor olabilir sizin için ama gene de hem PvE hem PvP alanında gayet güzel bir karakter. Tüm takım arkadaşlar kahraman ve süper kötü tarafa verilen temel hasarda artış sağlıyor. Bu nedenle arkadaşlar bu karakter için Sezgi CTP tercih edebilirsiniz. Gayet uygun bir seçim olacak. 6. sıradan takabilirsiniz. 7. sıramız arkadaşlar. Şihal karakteri var. Pek çok yerde lider olarak işimize yarıyor arkadaşlar. Çünkü liderliği gayet güzel. Tüm takım arkadaşlar erkek türlerine verilen temel, hasarda, temel hasarı %65 kadar artırır diyor arkadaşlar. Ee, yani pek çok yerde ihtiyaç duyduğumuz bir karakter olduğu için Sezgi CTP tercih edebilirsiniz. Ben saflık takmışım arkadaşlar ama kesinlikle saflık CTP'yi önermiyorum. Bu benim herhalde çok eskiden taktığım bir CTP. Yani e, saflık CTP de bir tık işinize yarayabilir ama kesinlikle... Ee, Sezgi CTP birinci sıradan tavsiye ediyorum. Benim gibi yapmayın yani. <laughs> Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Mevzu bu. Ee, arkadaşlar 8. sıramızda Hayalet Pantar karakteri var. Çok güzel bir destek. Şöyle hatta pasifinde göstereyim. Tüm takım arkadaşlar ateş hasarında artış. Süper kötü tarafa verilen temel hasarda artış falan. Liderliğinde de gene güzel bir şey var. Liderliği var. Ateş hasarında ve kritik oranda artış veriyor. Bu nedenle arkadaşlar bu karakteri Sezgi Gayet uygun olacak 8. sıradan bu karaktere değerlendirebilirsiniz. 9. sıramızda arkadaşlar Proxima Midnight karakteri var. Ama arkadaşlar bu karakterin son kostümünün olmasına dikkat edin şu kostümünün. Yani ben de olmadığı için ben şu anlık bir şey yapmadım bu karakter için. normal bir dikili taş takıp geçmişim. Ama son kostümü varsa Sezgi City tipi gayet bu karakter için uygun olacak. Onu belirtmem lazım. 10. ve son sıramız arkadaşlar Ebony Maw karakteri var. PvP için gayet güzel bir desteği var arkadaşlar. Ee, pasifinde miydi yoksa kostüm? Evet kostüm pasifinde olması lazım. <laughs> kostüm etkisinde arkadaşlar tüm takım arkadaşlar evrensel türlerinde verilen hasarda ve alınan hasarda artış ve azalma sağlıyor. Gayet iyi bir desteği olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle arkadaşlar bu karakter için de Sezgi CTP gayet uygun bir seçim olacak. 10. sıradan bu karaktere değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim Otorites CTP'ye arkadaşlar. Arkadaşlar otorite için birinci sıramızda Dr. Doom karakteri var. Dr. Doom, <laughs> Dr. Doom için yüce otorite kesinlikle daha iyi olmasına karşın arkadaşlar. Normal otorite de tercih edebilirsiniz elinizde yoksa. Ama elinizde varsa kesinlikle <laughs> yüce otorite CTP tercih edebilirsiniz. Gayet uygun bir seçim olacak. İkinci sıramızda arkadaşlar Wolverine karakteri var. Wolverine için de otorite gayet uygun bir seçim. Özellikle PvP'deki değerini göz önüne alırsak bence takabileceğiniz en iyi karakterlerden biri. Bu karakteri ikinci sıradan değerlendirebilirsiniz. Özellikle de artefaktı varsa bu karakteri öldürmek pek mümkün olmayacak. Üçüncü sıramız arkadaşlar Gılgamesh karakteri var. Gılgamesh karakteri yani ya <laughs> geçenlerde videosunu atmıştım. Gayet etkili bir karakter. Dikili taşla bile gayet iyi işler çıkarıyordu. bu karakteri arkadaşlar olabildiğince tank karakteri yapmak lazım. Ve otoritede böyle bir CTP olduğu için yani sizin... Ee, karakterinizin ölmemesini de sağladığı için Bu karakter için çok uygun bir tip tipi olacak Üçüncü sıradan bu karakter için değerlendirebilirsiniz Dördüncü sıramızda arkadaşlar Silver Surfer karakteri var Rejenerasyon bana göre bir tık daha iyi bir seçenek olsa da Otorite de bu karakter için gayet uygun bir seçenek Özellikle geliştirilmiş otoriteyle Çok daha sağlam bir karakter olabilir ee, Bu karaktere de dördüncü sıradan Değerlendirebilirsiniz gelelim 5. sıramıza. 5. sıramız arkadaşlar Sentry karakteri var. Sentry karakterini az önce yüce aç gözlük taktım ama dediğim gibi savunma falan çok yüksek olduğu için savunmam ya da YPM falan hani savunmayı genel anlamda söylüyorum. Yani oyundaki savunmayı kastetmiyorum arkadaşlar. Ama sizin işte azsa, işte elinizde de Authority tip'i varsa bu karakter için değerlendirebilirsiniz. Gayet uygun bir seçim olacak bence. E bu sayede PVP'de etkili olabilirsiniz. 6. sıramızda arkadaşlar Jean Grey karakteri var. Jean Grey için açıkçası ben açık aç gözlük CTP'yi biraz daha öneriyorum. Ancak arkadaşlar otorite CTP de gayet uygun bir seçim. Çünkü PvP'de gayet güzel bir karakter. bu karakteri altıncı sıradan değerlendirebilirsiniz. 7. sıramızda arkadaşlar Luke Cage karakteri var. Luke Cage için de gene rejenerasyonu bir tık daha tavsiye etsem de otorite de gayet iyi, iyi bir seçim arkadaşlar. Otorite CTP'de değerlendirip de şey takıp da değerlendirebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. 8. sıramızda Daredevil karakteri var. Arkadaşlar Daredevil karakteri için aç gözlük CTP de iyi. Yüce aç gözlük daha da iyi. Ancak arkadaşlar PvP'de kullanacaksanız ...Regenerasyon ya da otorite de tercih edebilirsiniz. Otorite bir tık daha iyi olur kanısındayım açıkçası. yani bu karakter de baya etkili otorite CTP ile onu söyleyebilirim. 9. sıramızda arkadaşlar shang karakteri var. Arkadaşlar Shang-Chi karakteri hem PvP'de hem PvE'de müthiş bir karakter. Yani PvE'de de değerlendirmek istiyorsanız e, bir PvE CTP'si takıp ki ona da geleceğim zaten birazdan. E, orada bahsedeceğim şimdi bahsetmiyorum. E, ama işte PvP'de de kullanmak istiyorsanız gene rejenerasyon ya da otorite gayet uygun bir seçim olabilir. E, bu karakter gayet etkili ve videosu da var kanalda arkadaşlar. O, o videoya da bakabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. 10. ve son sıramız arkadaşlar Blue Marvel karakteri var. Blue Marble karakterinde otorite gayet uygun bir seçim. Rejenerasyonu bir tık daha tavsiye ediyorum. Ancak arkadaşlar kesinlikle otorite de güzel bir seçim. Bu karakterle PV, PvP de güzel bir güzel işler yapabilirsiniz diyebilirim. Gelelim arkadaşlar enerji CTP sıralamasına. Arkadaşlar enerji CTP için birinci sırada Sharon Rogers karakteri var. Bu karakter muhtemelen takabileceğiniz en iyi karakter enerji CTP. Çünkü arkadaşlar gayet hasar dostu bir karakter. Gene baş düşmanlarda falan pek çok yerde işinize yarıyor. Kesinlikle birinci sıradan bu karakter için değerlendirebilirsiniz. İkinci sıramız arkadaşlar Moonstone karakteri var. Ki o karakteri arıyorum. Evet şurada. Ay taşı karakteri yani arkadaşlar. Bu karakter e, Deluxe alınan bir karakter. Bunun farkındayım. Ancak arkadaşlar bu karakter o kadar iyi ki. Özellikle enerji CTP ile. E, ben bu yüzden hani açılmasını tavsiye ediyorum. Bu karakterin. Yani açmanızı tavsiye ediyorum. E, bu karakter. <laughs> Bu karakter enerji CTP takarsanız arkadaşlar çok etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle baş düşman da benim de sıkça kullandığım bir karakter. Çok kısa sürelerde baş düşmanı alabiliyorsunuz. O şekilde ondan bahsedeyim. Arkadaşlar 3. sıramızdaki karakter bende olmayan, bende olmayan sadece iki karakterden biri olan şöyle biraz gitmem gerekiyor onun için maalesef. 3. sıramızdaki karakter arkadaşlar yanlış girdim. Makkari karakteri maalesef bende yok. Şu anda çok kısa bir zamanda açmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu karakter inanılmaz etkili. Oyundaki en iyi em, en iyi PV karakterlerinden biri. Hatta belki de en iyisi diyebilirim. O kadar iyi. E, bu karakteri arkadaşlar açıp işte kostümünü de alıp enerji CTP takarsanız gayet etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu karakteri açtıktan sonra potansiyelini de açtıktan sonra ve CTP'sini de taktıktan sonra bu karakter için bir video gelecek arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Takabileceğiniz en iyi 3 e, üçüncü karakterin de o olduğunu söylemeliyim. Dördüncü karakterimize gelecek olursak arkadaşlar dördüncü sıramızda Falcon karakteri var. Arkadaşlar Falcon karakterine de gayet iyi oluyor. Şu anda benim elimde olmadığı için henüz bir enerji CTP takamamışım ama takabileceğiniz en iyi dördüncü karakter. Bu karakter gayet etkili. Mephisto'ya karşı da özellikle tür avantajından dolayı ayrı bir etkili arkadaşlar. Bu karakteri dördüncü sıradan değerlendirebilirsiniz. Beşinci sıramız arkadaşlar İpek karakteri var. Enerji CTP ile gayet iyi işler yapıyor arkadaşlar. Ancak bu kostüm paralı bir kostüm olduğu için ve süresi de artık geçtiği için alınması mümkün değil maalesef. Yani satışa çıktığı zaman bile alınması zor oluyor. O yüzden... Pek aklınıza yatmayabilir bu karakter ama gene de bahsetmek istedim. Çünkü e, gerçekten hak ediyor sırasını. Gayet etkili bir karakter. Altıncı sıramız arkadaşlar Kara Cüce karakteri var. Bu karakter de gene enerji CTP ile gayet etkili bir karakter. E, hasar gayet iyi arkadaşlar. Pek çok yerde kullanabiliyorsunuz. E, bu karakter için de bu CTP'yi kesinlikle tavsiye ederim. Hatta takabileceğiniz en iyi CTP muhtemelen bu karakter için. Bu altıncı karakterimiz. 7 karakterimiz arkadaşlar Spider-Man karakteri. Özellikle siyah kostümüyle. Ee, son kostümüyle bunu şey kırmızı kostümüyle bunu takmanızı tavsiye etmem. Bu kostümüyle arkadaşlar enerji tipi gayet uygun bir seçim. Ee, kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Hasarı gayet iyi. Öyle söyleyebilirim. Gelelim. 8 sıramıza. Arkadaşlar 8 sıramızda Loki karakteri var. Açıkçası ben Loki için kesinlikle ve kesinlikle öfke CTP'yi tavsiye etsem de. Yine de enerji CTP de değerlendirebilirsiniz. Ancak arkadaşlar bu karakterin gönderim görevinde ve ABX'de de etkili olduğunu unutmayın. Buralarda etkili olduğu için kesinlikle öfke birinci önceliğiniz olmalı. Ancak siz baş düşmanlarda ben bu karakteri daha çok kullanacağım derseniz, o zaman enerji CTP biraz daha uygun olur. Ancak e, ABX'de ve gönderim görevinde falan da kullanmak istiyorsanız kesinlikle öfke tav tavsiye ediyorum. Ancak enerji de gayet uygun bir seçim olacak. Dokunuş sıramızda arkadaşlar Betaro bir karakteri var. Bu karakter için yargı CTP de tercih edilebilir. Tercih eden arkadaşlar var. Arkadaşlar da var. Ancak arkadaşlar kesinlikle enerji CTP ben tavsiye ediyorum. Çünkü hasar dostu bir karakter. Ee, yani gayet güzel hasarını tutturabiliyor. Ee, o nedenle hani enerji CTP bu karakter için biraz daha uygun diyebilirim. Hasarı daha yüksek. 9 Do diyorum pardon. 10. sıramızda ve son olarak arkadaşlar Nul karakteri var. nur karakteri de enerji CTP ile gayet iyi. Ee, hasar gayet yüksek. Ee, bu karaktere de Onuncu sıradan enerji CTP'yi tercih edebilirsiniz. Şimdi bir de gelelim arkadaşlar rejenerasyon CTP'ye. Arkadaşlar birinci sıramızda Gilgamesh karakteri var. Bu karakter PVP'de çok etkili, son derece etkili bir karakter. Hatta videodayken ben bu çıkardım kudretli rejenerasyon CTP'de Gilgamesh'e kullanacağım. Şöyle hatta kullandım. Gayet iyi oldu. Ee, arkadaşlar bu karakter. PvP'de terörist sürüyor. Hani e, otorite de tercih edebilirsiniz ama kudreti rejenerasyon kesinlikle daha iyi bir seçenek olacak. Bu nedenle bu karakteri birinci sıradan takabilirsiniz. İkinci sıramız arkadaşlar sentry karakteri var. Dediğim gibi eğer savunmanız ya da yp'niz falan çok yüksek değilse e, bu karakteri rejenerasyon seti biraz daha uygun olacak ancak e, yeterince yeterince yüksekse arkadaşlar aç gözlük bir tık daha iyi olur. Hasarınız daha iyi olur bu şekilde. Bu karakteri de yani ikinci sıradan değerlendirebilirsiniz. Ee, gelelim üçüncü sıramıza. Arkadaşlar üçüncü sıramızda Silver Surfer karakteri var. Ben de Regenerasyon taktım gördüğünüz gibi. Ee, bu karakter içinde gayet uygun bir seçim. Üçüncü sıradan bu karaktere takabilirsiniz. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü video daha şimdiden yarım saat oldu neredeyse. Ee, devam edelim. Dördüncü sıramızdaki karakter arkadaşlar Luke Cage karakteri. Regenerasyon CTP gayet uygun bir seçim. PvP'de gayet iyi bir karakter arkadaşlar. Özellikle Defenders takımı kurarsanız gayet etkili olabiliyor. Bu nedenle arkadaşlar bu karakteri bu karakteri dördüncü sıradan değerlendirebilirsiniz. Beşinci sıramız arkadaşlar Hu karakteri var. bu karakteri de gene dediğim gibi gayet iyi gidiyor. Hatta bu bendeki bayağı iyi bir rejenerasyonmuş şimdi fark ettim de. yani bu karakteri de arkadaşlar takabilirsiniz. PvP'de gayet etkili bir karakter. Kanalımda yanılmıyorsam videosu yok. Yakın zamanda gelebilir. Onun da bilgisini vermiş olayım. Altıncı sıramızda arkadaşlar Blue Marvel karakteri var. Ee, Otorite de takabilirsiniz dediğim gibi. Ancak arkadaşlar rejenerasyon bir tık daha iyi bir seçim olabilir bu karakter için. Bu karakteri altıncı sıradan değerlendirebilirsiniz. 7 sıramızda arkadaşlar Thanos karakteri var. Ee, PvP'deki değerini biraz yitirdi. Ancak ben yakın zamanda bir güncelleme bekliyorum açıkçası. Çünkü uzun zamandır güncelleme almıyor. Ee, bu karakter için de rejenerasyon C gayet uygun bir C Çünkü gayet etkili bir PvP karakteri hala diyebilirim arkadaşlar o yüzden bu karakteri 7. sıradan değerlendirebilirsiniz. 8. sıramızda Daredevil karakteri var arkadaşlar. Yine bu karakter dediğim gibi otorite falan da olsa da aç gözlük CTP de olsa da rejenerasyon CTP de oluyor. yani takarsanız etkili bir şekilde kullanabilirsiniz PvP'de. Ancak açıkçası ben otorite şey aç gözlüğü bir tık daha tavsiye ederim sanırım bu karakter için. Ama rejenerasyon CTP özellikle PvP'de kullanacaksanız gayet uygun bir seçim olacak. Arkadaşlar 9. sıramızda Spider-Man karakteri var. Spider-Man karakterinin ama arkadaşlar kesinlikle kırmızı kostümü, siyah kostümü değil. Kırmızı kostümü varsa elinizde Regeneration City tipi gayet uygun olacak 9. sıradan bu karaktere değerlendirebilirsiniz. 10. ve son sıramızda arkadaşlar Captain Captain Marvel karakteri var. Bu karaktere gene dediğim gibi en iyi seçeneğiniz yıkım olmasına rağmen Regeneration City tipi de gayet uygun. Eğer PvP'de kullanmak istiyorsanız bu karakteri sadece Regeneration CTP tercih edebilirsiniz 10. sıradan. Ve gelelim arkadaşlar Öfke CTP sıralamamıza. Evet arkadaşlar ee, Öfke CTP için birinci sıramızda kesinlikle bence pek çoğumuzun da hemfikir olduğu Loki karakteri var. Arkadaşlar Loki karakteri açık ara farklı takabileceğiniz en iyi karakter. Çünkü işe yaramadığı neredeyse hiçbir yer yok. Ee, son derece etkili bir karakter. Hatta yakın, yakında ABX ve gönderim görevi videoları da gelecek. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Bu karakteri birinci sıradan öfke CTP takabilirsiniz. İkinci sıramız arkadaşlar Luna karakteri var. Luna karakteri yargı CTP de tercih edilebilecek olmasına karşın arkadaşlar öfke CTP ben biraz daha öneriyorum. Çünkü ABX'de falan da hala kullandığımız bir karakter. Ee, hasarı falan da gayet güzel. Gene e, gene baş düşmanlarda falan da kullanabilirsiniz. Ben Mephisto turlarımda kullanıyorum açıkçası. Tavsiye ederim. ikinci sıradan takılabilir. Üçüncü sıramız için arkadaşlar biraz gitmemiz gerekiyor. Çünkü bende açık olmayan iki karakterden biri olan Tina karakteri var. Arkadaşlar Scarlet Witch'in yerini aldı ABX'de. Bu nedenle öfke takılabilir. Öfke CTP ile de gayet etkili olduğunu söyleyebilirim. Özellikle son güncelleme aldığından beri bu karakteri üçüncü sıradan değerlendirebilirsiniz. Dördüncü sıramızda Odin karakteri var. Arkadaşlar Odin karakteri son derece etkili. Hala ben gönderim görevinde ya da baş düşmanlarda falan da bazen kullanıyorum. E, pek çok yerde de işime yarıyor boyut yarığı falan gibi modlarda olsun. Bu karaktere bence 4. sıradan bu CTP takabilirsiniz gayet etkili olacak. 5. sıramız arkadaşlar Shang-Chi karakteri var. Arkadaşlar Shang-Chi'yi benim gibi PvP'de kullanmayacaksanız... PV'de kullanmak istiyorsanız öfke CTP gayet doğru bir seçim olacak. Hasar gayet et, e, iyi ve e, gayet etkili bir karakter olduğunu aynı zamanda eklemeliyim. 5 sıradan bu karakteri değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar altıncı sıramız için maalesef yine gitmek durumunda kalıyorum. Altıncı sıramıza Makkari karakteri var. Ee, Enerji CTP bana göre biraz daha iyi olsa da bu karakter için ee, öfke CTP de kesinlikle tercih edilebilir. Gayet etkili olduğunu söyleyebilirim. Öfke CTP ile beraber. Ama bence enerji CTP biraz daha iyi bir seçim olur. Çünkü özellikle baş düşmanlarda falan daha çok kullanılan bir karakter. Onu da belirtmem gerekiyor. Gelelim 7. sıramıza. Arkadaşlar 7. sıramıza Kingpin karakteri var. Kingpin karakteri bildiğiniz üzere ABX'de Dövüşçü süper kötü günde Apokalips'in yerini aldı. Ap Apokalips'ten daha iyi şu anda. Maker'dan da daha iyi. Kara cüceden de daha iyi. Ancak arkadaşlar kesinlikle son kostümün olması gerekiyor. Ve bu kostümü soran çok arkadaş vardı arkadaşlar alayım mı almayayım diye. Arkadaşlar bu kostüm sınırlı süreliğine geliyor. Bu kostümü almak istiyorsanız şu anda tam sırası. Çünkü bu kostüm yaklaşık 6 günü kalmış bu arada. Yaklaşık 1 yıl kadar tekrar gelmez. Şu anda da dediğim gibi en iyi dövüşçü süper kötü olduğu için ABX'te de kullanılır. Bu karaktere bu kostümü varsa eğer bu arada bu kostümüne göre baz alıyorum. Bu kostümü varsa eğer öfke C tipi gayet doğru bir seçim olacak. Bu karakteri 7. sıradan takabilirsiniz. Arkadaşlar 8. sıramızda Corvus Glaive karakteri var. Ben enerji C tipi taktım. Ancak arkadaşlar kesinlikle öfkeyi daha çok tavsiye ediyorum. Benim elimde öfke olmadığı için enerji CTB taktım. Enerji C tipi yanlış mı? Değil. Açıkçası hasar dostu bir karakter. Gayet iyi. Ancak arkadaşlar bu karakterin asıl olayı ABX'te olduğu için ABX'te daha çok ihtiyaç duyulan bir karakter olduğu için ve şu anda da oyundaki en iyi e, çevik süper kötü olduğu için bu karaktere bence öfke CTP'yi tercih etmelisiniz. Ben kesinlikle bunu tavsiye ederim. Ama arkadaşlar eliniz yoksa tabii ki enerji CTP' de gayet uygun bir seçim. Dokuzuncu sıramız arkadaşlar Wolverine karakteri var. Wolverine karakterini PvP'de kullanmayacaksanız ki ben PvP'de kullanılmasını tavsiye ediyorum kesinlikle. Öfke daha iyi bir seçim olacak. Öfke mi yargı mı derseniz bence öfke biraz daha iyi çünkü ABX'de kendi günü var. Ancak arkadaşlar yargı da tercih edilir, öfke de tercih edilir. Ancak PvP'de kullanmanızı biraz daha tavsiye ederim çünkü PvP'de çok etkili bir karakter. PvP için de zaten bahsetmiştim daha önceki CTP sıralamalarında. Bu karakteri 9. sıradan öfke takabilirsiniz. 10. ve son sıramız arkadaşlar Ghost Rider yani hayali sürücü karakteri var. Bu karakter için dediğim gibi delmeniz varsa biraz yargı tipi biraz daha uygun olacak. Ancak arkadaşlar öfke de gayet uygun bir seçim. Öfke CTP bu karakteri 10. sıradan takabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim son olarak yıkım CTP sıralamamıza. Arkadaşlar yıkım CTP için birinci sıramızda Hera karakteri var. Ancak arkadaşlar son kostümünün olmasına dikkat edin. Arkadaşlar bu karakteri normal yıkım da takabilirsiniz. Ee, yani bir, bir nebze işinizi görür ama ama kesinlikle arkadaşlar geliştirilmiş yıkımı tavsiye ediyorum. Mutlaka takacaksanız geliştirilmiş yıkım takın. Ee, geliştirilmiş yıkım da çok etkili oluyor. Arkadaşlar geliştirilmiş yıkımın e, bir diğer güzel yanı da şu. Enerji CTP özelliklerini biraz barındırıyor diyebilirim. Yani enerji CTP kadar hasar artışı sağlıyor size. O kadar iyi. Aynı zamanda da PvP'de de etkili olmanız olmanızı sağlıyor. Ve bu kostümde arkadaşlar Helen'ın bu kostümde hem PvP'de hem PvE'de etkili olduğu için yıkım CTP tercih edebilirsiniz. Ee, yani yani arkadaşlar geliştirilmiş yıkım bu karakter için yaratılmış gibi bir şey öyle söyleyeyim. O kadar uygun oluyor. O kadar eldiven gibi takabilirsiniz bu karaktere. O kadar uyuyor. Ee, bu karakteri kesinlikle birinci sıradan değerlendirebilirsiniz. Ee, özellikle geliştirilmiş yıkım için. Ee, ama bu kostümü almanız gerekiyor onu da belirtmem lazım. ikinci sıramız arkadaşlar Spider-Man karakteri var. Hatta ben Spider-Man karakterini de şu zamana saklamıştım. Şunu çıkaracağım gene Aç gözlük CTP. Şöyle de kilitleyeceğim. Ve buna geliştirilmiş yıkım takacağım arkadaşlar. Şöyle dönüştürme diyorum. Hatta videoda şöyle şunu da ekliyorum. Ee, arkadaşlar elimde CTP aslında başarı şansında artış da var ama bir deneyelim mi şansımızı? Şöyle %6 gibi bir şansımız olacak. 2 tane saçma CTP harcıyorum. %6 belki bir ihtimal geçer arkadaşlar. Şöyle bir şansımızı deneyelim geçmedi sanırım. Evet. Arkadaşlar şöyle güzel oldu. Şunu ben takacağım. Evet, yüce yıkım gayet uygun oldu. Arkadaşlar ikinci sıramızda Spider-Man karakteri var gördüğünüz gibi. Şu anda da taktık bu CTP'yi. Arkadaşlar bu CTP takabileceğiniz en iyi ikinci karakter olduğunu söyleyebilirim. Özellikle siyah kostümüyle arkadaşlar. Aslında kırmızı kostüm de tercih edilebilir. Biraz tercihe bağlı. Ee, yani kırmızı kostüm de yanlış olmaz. Sanırım siyah kostüm bir tık daha iyi olur. Bu sayede arkadaşlar ben bunu hem PvP'de hem PvE'de etkili bir şekilde kullanabilirim. Ee, bunun da test videosu gelecek arkadaşlar. Çünkü aç gözlükle test etmiştik. Bir de ben bir yıkımla test etmek istiyorum. Yüce yıkımla bakalım. Hasarı nasıl olacak? gördüğünüz gibi arkadaşlar saldırı seçiminde baş düşman türlerine verilen hasar %100 artırır. Ki ben buna muhtemelen değişim atarım ileride. Bu daha yüksek de geliyor arkadaşlar. %110 da geliyor yanılmıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. O nedenle bunu değişim atabilirim. yani baş düşman türlerinde verilen hasarda artış ve aynı zamanda konsantrasyonu %30'u kadar daha artırıyor. Bu sayede arkadaşlar bu karakteri ben PvE'de Gayet etkili bir şekilde kullanabileceğim. İkinci sıradan kesinlikle bu karaktere takabilirsiniz. Ee, normal yıkımı pek tavsiye etmem arkadaşlar. Geliştirilmiş yıkımı bence tercih edin. Üçüncü sıramız arkadaşlar yaptım Marvel karakteri var. Ee, arkadaşlar geliştirilmiş yıkım olması şart değil. Olursa bir tık daha yolur ama e, dediğim gibi olması şart değil. Normal yıkımda tercih edebilirsiniz. Bu karakteri de gayet güzel oluyor. Bu CTP. Üçüncü sıradan bu karakter için değerlendirebilirsiniz. Dördüncü sıramızda arkadaşlar Heimdall karakteri var. Son kostümü olmasına dikkat edin. Ancak arkadaşlar geliştirilmiş yıkım tercih edin bu karakteri. Normal yıkım pek işinizi görmeyecek. Geliştirilmiş yıkım da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. 5. sıramızda arkadaşlar Moonstone yani Ay taşı karakteri var. Bu karakter için en iyi seçeneğiniz enerji CTP olsa da aslında yıkımla biraz kapışırlar diyebilirim geliştirilmiş yıkım da gayet uygun oluyor. Normal yıkımı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Mutlaka takacaksanız geliştirilmiş yıkım tercih edin arkadaşlar. Ya da enerji tercih edin. E, bu karakteri de 5. sıradan değerlendirebilirsiniz. 6. sıramızda Ay Şövalyesi karakteri var. Gene dediğim gibi bu, bu karakter için de e, enerji seti bir gayet uygun. Ancak geliştirilmiş yıkımda ta, e, tercih edebilirsiniz. Normal yıkım takmanızı kesinlikle tavsiye etmem. 7. sıramızda arkadaşlar gene bir hasar dostu bir karakter olan Cable kostüm şey Cable ee, karakteri var. Ancak arkadaşlar son kostümünü değil, bu kostümü değil. Yaz günleri kostümü olmasına dikkat edin. Yaz günleri kostümünüz varsa bu karakteri geliştirilmiş yıkım tercih edebilirsiniz. Normal yıkım kesinlikle tavsiye etmem. Bunun da bilgisini vereyim. 8. sıramız arkadaşlar Yelena Belova karakteri var bu karakter. Özel bir karakter açıkçası kas yani açması falan da biraz problem ama eğer elinizde varsa arkadaşlar bu karakter için de geliştirilmiş yıkım tercih edebilirsiniz. Ee, ancak benim gibi PvP'de kullanıyorsanız daha çok e, otorite CTP'de tercih edilebilir. Bunu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar 9. sıramızda Blue Dragon karakteri var. Peki bir karakter değil. Ancak arkadaşlar e, işte ittifak fetinde falan kullanıyorsanız bu karakteri yıkım CTP takıp değerlendirebilirsiniz. Onuncu ve son sıramızda da arkadaşlar Shadow Shell karakteri var. gene aynı aynı şekilde yani Blue Dragon'la aynı ee, ittifak fetinde falan kullanıyorsanız bu karakteri yıkım tercih edebilirsiniz. Ee, belli bir noktaya kadar işinizi görür. Arkadaşlar listemiz bu kadardı. Ne kadar hızlı konuşup ne kadar kısa tutmaya çalışsam da gene de video uzun oldu. Bunun için kusura bakmayın. Ee, umarım izlerken sıkılmazsınız ve ee, umarım yararlı bir video olmuş olur. Evet sanırım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere millet. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bayağı uğraştım bu liste için. <laughs> Lütfen beğen tuşuna basın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.